Çilek reçelinin en pratik tarifi için 1,5 kilo çilek yıkanmış, temizlenmiş ve üzerine 3 su bardağı şekeri ilave ediyorum. Tenceremizi şöyle hafifçe sallayıp şekerlerin çileğe karışmasını sağlıyorum. Hemen ocağı alıp altını yakıyorum tencerenin. Kaynayana kadar kısık ateş. Reçelimiz kaynadıktan sonra bir limonun suyunu sıkıp reçelimize ekliyoruz ve kaynamaya devam ediyor. Hafifçe şöyle bir karıştıralım. Kışa dayanıklı reçelimiz rengi de kıvamı da çok şahane oldu. Reçelimiz kışa daha taze dayanıklı kalsın diye hemen sıcakken kavanozluyoruz. Siz de çilek reçelini bu yöntemle pişirin. Hem kışa dayanıklı olsun, hem çabuk kıvam alsın, hem de tane tane kalsın. Dağılmadan, ezilmeden, çilek formunu hiç kaybetmeden bu şekilde tazecik pişsin.